Alzheimer, yaşlılıkla birlikte hafıza kaybı ve bilişsel yeteneklerde azalma ile karakterize edilen bir hastalık. Uzmanlara göre Alzheimer'ın ana nedenleri arasında genetik faktörler, yaş, hormonal değişiklikler ve çevresel etmenler bulunuyor. Ancak sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, bilişsel sağlığı korumada önemli bir rol oynayabilir. Son dönemde Alzheimer vakalarında artış gözlemlenirken, bu önemli sağlık sorununu anlamak ve önlem almak adına Aksu Haber olarak sizler için uzman görüşüne başvurduk. Özel Markaze Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Elif Mürüvvet Benli Gürsoy, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sosyal aktivitelerin Alzheimer riskini azalttığını gösteren birçok çalışma var. Ayrıca zihinsel olarak aktif kalmakta önleyici bir etki sağlayabilir dedi. Alzheimer hastalığının sıklığı beklenen insan ömrünün uzamasıyla birlikte artmaktadır. Hem dünyada hem ülkemizde son günlerde insan ömrünün uzamasıyla birlikte sıkça rastlamaktayız. Alzheimer hastalığı sadece hastayı ilgilendiren bir problem değildir. Hem hastanın yakınını hem de toplumu etkileyen bir problemdir. Çünkü tek problem burada hastada ortaya çıkan bellek kaybı değil, bu hastaların ilerleyen dönemlerde meydana gelen ciddi fonksiyon kayıplarına bağlı bakıma ihtiyaçları olduğu için hem toplumu hem de bakımı veren kişiyi etkileyen bir durum ortaya çıkmaktadır. Eğer bir kişinin birinci derece yakınında Alzheimer hastalığı var ise bu kişinin ileride Alzheimer olma riski iki kat artmaktadır. Yani bunu açacak olursak bizim ileride 65 yaş üstüne geldiğimizde Alzheimer olma riskimiz %10'dur. Ancak annemizde ya da babamızda ya da herhangi birinde Alzheimer hastalığı tanısı var ise bu oran %20'ye çıkmaktadır. Alzheimer hastalığında beyinde biriken tau ve amiloid denilen proteinlerin birikimine bağlı olarak ilerleyici bir hafıza kaybı ve fonksiyon kaybı görülmektedir. Şu an günümüz şartlarında Alzheimer'ı tamamen geçirecek herhangi bir tedavi seçeneğimiz yoktur. Ancak yapılan bazı çalışmalar vardır. Son zamanlarda Amerika'da kısıtlı onay alan bir ilaç Alzheimer'ın tedavisi için kullanılmaktadır. Bu ilaç bu beyindeki proteinlerin azalmasını ve buna bağlı olarak da hastadaki belirtilerin düzelmesini sağlamaktadır. Ancak bu ilaç şu an için ülkemizde kullanılmamaktadır. Ve bu ilacın kullanımı ile ilgili de fikir ayrıcalıkları vardır. Bu hastalığın tanısıyla ilgili bir gelişme vardır. Aslında şu an hastalar geldiğinde kliniklerde yapılan BT, MR, EEG, PET gibi görüntüleme yöntemleri ve rutin kan tetkikleri dışında herhangi bir tanıya bize yardımcı olan kesin bir belirtecimiz yoktur. Fakat son günlerde yapılan çalışmalarda beyinde bu proteinleri gösteren kanda da bir belirtecin olduğu gösterilmiştir. Bu belirtece bakarak ilerleyen dönemlerde hastalığın erken dönemde riskli olup olmadığını belirleyebileceğiz. İnşallah en kısa sürede bu ülkemizde de kullanıma girer ve biz de kliniklerimizde en iyi şekilde hastalara yardımcı olabiliriz. Peki bu hastalıktan korunmak mümkün mü? Aslında en önemli soru bu. Bunun için önerebileceğim en önemli şey eğitim düzeyini yükseltmek ve entelektüel bir yaşam sürmektir. Beyin ne kadar çok çalışırsa, zihinsel işlevler ne kadar fazla olursa beyinde, o zaman Alzheimer olma riskimiz azalacaktır. Sağlıklı beslenme, özellikle Akdeniz tipi beslenmeyi, yine kalp koruma şeklinde beslenme de yine riski azaltacaktır. Stres yönetimi, yoga, meditasyon, nefes çalışmaları da stresi azaltarak riski azaltacaktır. Zihninizde anılarınızın eksilmediği sağlıklı günler dilerim.